Bekle. Alo. Alo, bir hoparlör alır mısın? Hoparlörde şu an. Şimdi Ekin, Evet. şimdi en baştan beri yaptığın şeyler çok hatalı. En önemlisi, senin bu kadar kaç bin kişi izliyor şu anda? 7600 artar şimdi baba. Senin bu kadar kişinin önünde, hatta bütün abonelerin önünde çıkıp ben bir eşeklik ettim. Bir hata yaptım, map yaptım demem gerekirken yani. Diyorsun ki bunlar yok şöyle oldu da 750 liraydı da şuydu da buydu da. Sen böyle bir şey düşündün, ben senin çocukluğuna veriyorum bunu. Bunu düşünmen bile çok büyük bir hataydı. Tamam mı bak. Benim annem de senin geçtiğin zor dönemlerden geçti. Ben annemin boğazına hiçbir zaman haram lokma geçirmedim. Tamam mı? Ben çok düşündüm, sana sordum. Dedim ki kim dedim. Böyle bir şey yaptın mı dedim. Emin bana daha ses kaydını atmamıştı. Evet. Sen dedin ki bana yalan söyle dedin. Öyle bir şey yok dedim. Dedin mi? Şerefin üzerine yemin ettin mi? Ben sana inandım mı? Güvendim mi? Bak şunu da diyeyim sana. Ben bunu öyle dedim, değil mi? Ama dedim ki şey dedi açıklamada da böyle bir şeyin dediklerini hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadı. Bak böyle konular Soyak ailesine olan Bu ses kaydı. ha? Bak bu ses kaydı yalan değil. Ha, böyle bir ses kaydı var ve sen bunu söylemişsin. Hatta Enes Batur 750 lira veriyoruz dediğinde sen dönüp Emine bakıp gülmüşsün. Enes Batur da bunu görmüş. Hani böyle bir şey düşünmen kötü. Anlıyorum. Belki de başka bir hırsın vardı. Belki gerçekten para ihtiyacın vardı. Tamam mı? Ben bundan bahsetmiyorum. Ama çıkıp bize de dedin ki ben bir hata yaptım. Özür dilerim. Bana nasıl güvendesin? Ve bu insanlara çıkıp deseydin ki gençler ben bir hata yaptım. Bir şeye kapıldım. Özür dilerim dese de bu rastta gelmeyecekti. Yani hatalı olduğun halde diyorsun ki ben bu işi bırakmayacağım. Sen bu insanlara karşına geçip de ki gençler ben bir hata yaptım. Özür dilerim. Hepinizden özür diliyorum. En başta da yani paralarının yani ben sen biz seni arkadaşımız olarak gördük ya. Ben seninle birlikte tatile gitmeyi düşündüm. Senin bana bir faydan var mı? Konuş, ben bitireceğim. Sen, ben de konuşacağım. Senin bana bir faydan yok. Benim belki sana faydam olmuştur. Veya da daha öncesinde ben senin videolarına yorum attım, videolarına geldim. Sen benim videolarına geldin mi? Yok. Ben senin videolarına geldim. Hepsi sana, Enes Batur geldi. Ve herkes sana yardımcı olmaya çalıştı. Onun haricinde bir ekip kollamak devam attı. Enes Batur'a, Burak'a. Hiçbirinizi cesaret edemediniz. Ve hatta ben size dedim, bakın ben böyle bir şey yapacağım, sen bizi bulaştırma dedim. Gittiniz, çıktınız hep birlikte. Hiçbiriniz bir şey yapmadınız. Ben sizi korudum, gene çıktım. Ondan sonra sen gittin, ekip kollamayla iş yaptın, yürümemek girdi. Yani ben bunlar hoş şeyler değil. Bak bunları burada konuşuyorum. Çünkü her şey artık ortaya döküldü. Herkes her şeyi öğrensin diye konuşuyorum. Şimdi bunun haricinde, sen böyle bir şey nasıl düşünebiliyorsun? Biz seninle tatile gitmeyi düşünüyoruz. Biz seni arıyoruz, diyoruz ki Ekin biz dışarı çıkacağız. Gelmek ister misin? Senin vlogun çıksın diye. Sana faydalı olsun diye. Veya sen bizi arıyorsun, biz geliyoruz. Demek ki sen bizi kullanmaya mı çalıştın Ekin? Şunu diyeceğim sana. Ben sana reklam teklifi getirdim mi? Sana yardımcı olmak istedim mi? Şimdi sen reklam teklifinde Hayır, bir bana dakika. Bak ben konuşayım şimdi. Ben sana getirdim mi? Emin bana dedi ki bak. Emin bana dedi ki bunun bir kanıtı yok. Bu doğru olmayabilir. Ben ama böyle bir şey böyle bunları yaptıktan sonra ben bunun doğru olabileceğini de düşünüyorum. Emin bana dedi ki Turktar dedi 1500 liraya anlaştı dedi. Seni 1000 liraya ikna etti. 500 lirasına kendi almayı planlıyordu dedi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ula adamlara Hiçbir şey fiyatı yapamadım. ben verdim. Şey adamlara fiyat konuşmanı sana yönlendirdim. Ben fiyat bile vermedim adama. Ya tamam sen bana dedin ben sana konuştum hatta bak ben işte dedim fiyat şudur budur vesaire cevap. Neyse onlar önemli değil. Bu fiyatından biz para kazanıyoruz ama ben helal para kazanmaya çalışıyorum. Emek vererek kazanmaya çalışıyorum. Sen de emek veriyorsun biliyorum ama sen tutup da benim paramda Enes'in paramda ya biz senin arkadaşınız ya. Yani Abicim bak. annen bağlanıyor yayına diyor ki ben oğluma diyor helal edettim diyor kimsenin parasıyla gözü yok diyor bu annesi. Bak annen sana ne güzel şeyler söylüyor. Ama sen başka şeyler düşünüyorsun. Yani 300 liranın lafı mı oldu? Sen bana deseydin ki Turgut abi deseydin veya da Turgut deseydin her ne bok diyecekler. Sen bana deseydin ki benim paraya ihtiyacım var. Benim annem zor durumda. Ben sana çıkartıp bir ay kadar kazandım ve bütün parayı verirdim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben sana para biriktirdiğini vesaire her şeyi yapacağım. Bunları bile söyledim. Ben para biriktiririm dedim. Araba almayı planlıyorum dedim. Aha dedim ben de. Bak biriktir güzel bir şey dedim. Yani ben sana her zaman yardımcı olmaya çalıştım. Enes her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Bu iki kez daha bizden kaç kat şey olmaya çalıştı. Yardımcı olmaya çalıştı. Murat yardımcı olmaya çalıştı. Herkes sana bir yardımcı olmaya çalıştı. Sen bizim arkamızdan
etkinlik görüyorsun. Hani ya, yani ben aklım gitti. Ben sana sordum ya. Ben inanmadım ya Emine. Dedim ki Emin yalan söylüyor. Aklına demedim mi ben sana? Emin yalan söylüyor. Etkinlik evet. Doğru söylüyorsun. Sen de bana şeref üzerine yemin ettin mi? Evet. Ben dedim ki sana şeref üzerine yemin ederim. Ama bak ne çıktı? Yani sen bunları çıktıktan sonra diyeceğim ki Turgut'u beyazda izleyiciler beni kaç bir kişi izliyorsa bu kadar sana bu insanlar değer verdi. Tamam mı? Bu kadar bu insanlar sana değer verdi, bu kadar izlendi, bu kadar şey yaptı. Biz yaklaştın bize kaç ayda. Tamam mı? Benim kaç ay emek verdiğim vardı. Belki sen de bir boksa verdin bilmiyorum. Ama bize yaklaştın. Demek ki bu insanlar sana güvende, sana değer verdi. Ben bile senin geri geliyordu, günlüklerini izliyordum. Düşün yani. Anlatabiliyor muyum? Demek ki bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama yaşına veriyorum bunları. Bunlar güzel şeyler değil. Yani bu düşündüklerin yani belki de bu sana yapmış iyi gelmedi belki bu kadar şey. Belki o yüzden oldu. Bak bunlar sana bir abi olarak söylüyorum. Belki de ben sana çok sinirliyim. Kendimi tutmaya çalışıyorum bu kadar kişinin önünde. Seni de kırmamaya çalışıyorum. Hala kırmamaya çalışıyorum. Kalbini kırmamaya çalışıyorum. Yine de benim ayağım tutuyor yani. Sinirli bir insanım. Sen de biliyorsun. Bunu ben sana daha önce söyledim. Yani çok ağlıyorsun, bir şey yapıyorsun, tamam ağlayabilirsin. Yani ama yani hatalı olduğun bir konuda çıkıp diyeceksin ki erkek gibi. Çünkü bir insan hata yaptıysa, tamam mı? Bu insan karşına çıkan insan der ki ben hata yaptım. Bu erkeklikten gelir. Ben hata yaptım, beni affedinler. Ben çarptaki binlerce kişiler ki Ekin sen bir defa bir hata yaptın, biz seni affediyoruz. Belki ben derim ki Ekin sen benden küçüksün, ben seni affediyorum. Belki başkası der ki ben seni affediyorum. Belki güvenimizi bu kadar kolay sağlayamayacaksın eskisi gibi. Ama belki sonradan biz sana güveniriz. Ama sen diyorsun ki sen bizim arkadaşlarımızı siktir ediyorsun. Sen bize diyorsun ki veya insanlara diyorsun ki ben bu işin peşini bırakmayacağım diyorsun. Demek ki sen hala karanlık peşindesin. Sen demiyorsun ki ben herkese özür diliyorum. Bu kadar insandan ben sizin kalbinizi kırdım. Veyahut da bu kadar benden, Enes Batu'dan, Ruhi'den binlerce insandan demiyorsun ki ben sizi yarattım. Özür dilerim, bir hata yaptım. Biz senden bunu bekledik. Videonun sonuna kadar izledin mi? Ben her şeyi izledim. Her şeyi biliyorum. Peki özrümü izledin mi? Özrümü dinledin mi? Benim açıklama videomda. Özrümü dinledin mi? Özür dilediğimi. Demek ki sen de halen orayı anlamamışsın. Olayın bazı yerlerini anlamamışsın. Bak, diyorum ki dolandırma konusunda bir hata var. O orada geçen bir deyik dediğimi anlamamışsın. Bak, dediğim gibi mekandaki fiyatları ben Enes'e de net olarak söylemişim. Bak, fiyat söylemeyeceğim. Sen de bana dedin ki 650 TL mi 750 TL mi ne çok dedin. Ben de tamam gerek yok. Ha? Bana Enes Batur 150 dedi. Tamam bak. İlk de dediniz ki sadece güvenlik tutulacak. Tamam mı? Belki bu mevzuda sen orada sadece güvenlikten bahsediyorsun. 300 lira diyorsun ki sadece güvenlik olursa diyorsun 300 lira alacağım diyorsun. Başkasında diyorsun başka bir şey. Bunu şaka olarak yapmam bile veyahut da bunu aklından geçir. Hani sen diyorsun ki bu bir espriydi. Yani bunu espri olarak düşünmem bile tamam mı? Büyük bir şey yani. Biliyor muyum? Yani bunu Gürşat'la da konuştum ben. Bana da espri yaparak söyledi abi dedi. Ha ben dedi Ekin'in böyle bir şey yapacağına inanmıyorum dedim. Ben dedim ki bak Gürşat böyle bir şey var. Ben dedim Ekin'in yapacağına inanmadım. Tamam mı? Bunu senin aklında diyorsun ki biz diyoruz ki biz Ekin'le tatile gelsin diyoruz. Ekin orada vlog çeksin. Ekin'e yardımcı olalım diyoruz. Sen diyorsun ki ben onlardan aldım paralarla onlarla tatile gideceğim diyorsun. Yani bu o kayıtlar bana sonunda elime ulaştı. İki ayrı yerde sen söylüyorsun bunları. Bir yerde değil. O sana iki defa soruyor. O kayıtta bir defa gözüküyor ama o sana iki ayrı yerde soruyor. Onlar dedi bir de Gürşat'a söylüyorsun. Ben diyorum ki sana hala inkar etmeyi bırak. De ki özür dilerim de. Ben böyle bir şey düşündüm. Belki de yanlış oldu. Aklıma geldi. Özür dilerim de. Bir de diyelim ki tamam ekip özür diledi. Herkes desin ki ekip özür diledi. Affeden affetsin affetmeyen. Bu çok zor bir şey bu affedilebilecek bir şey değil. Tamam mı? Ben şu an hala konuştuğuma şaşırıyorum ya. Sen nasıl aradığıma şaşırıyorum şu anda. Bu affedilebilecek bir şey değil ama belki bu burada birçok insan diyecek ki ekip şey yaptı. Pişman bunu kabul etti. Bak şeyler diğer arkadaşlar falan bu çalkalanıyor ya. Çok ciddi söylemekte sosyal medya çalkalanıyor şu anda. Yani bu kolay bir şey değil. Bu senin ağzına hayatın boyunca çıkacak bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Hani sen Emin'i diyorsun böyle yaptı. Emin şöyle yaptı. Emin böyle yaptı. Emin'in belki bunları kaydetmesi hatalı bir davranış olabilirdi. Ben yaptım. Aldı bunu. Evet fotoğraf yaptım. Ben bunu kabul ediyorum. Tamam mı? Ama sen daha